birçok kırsal köyümüz tarihi ve doğal mirasa sahip. Çok güzel mekanlar var. Burası hem turizm açısından hem kültürel miras açısından çok değerlendirilebilir alanlara sahip. Bunların başında Ayvaköy gelmekte. Ayvaköy çok güzel bir köy. Çok iyi bir mağarası var. Ayva İni Mağarası ve burası aslında turizm açısından çok değerlendirilebilir bir yer. Şu an için şu ana kadar değerlendirildiği söylenemez diyelim. Benim gözlemim burada hem mağara açısından hem bölgenin doğa güzellikleri açısından hem Badıllı Köyü Gölyazı bütünlüğü açısından bu bölgenin turizm alanları anlamında da geliştirilebileceğini, buraya biraz yatırım yapmak gerektiğini düşünüyoruz Nilüfer Belediyesi olarak. Biz şimdi bir taraftan mağaranın güzellikleri varken, bir taraftan manzara güzellikleri varken bir tane seyir tepesi yapalım istiyoruz. Ve bu buradan hem teleskopuyla, seyir eviyle gelsin insanlar doğayı izlesin, yıldızları izlesin, isterse leylekleri izlesin, isterse Gölyazı'na oradan baksın, izlesin, fotoğraf çeksin ve benzeri şeyler. Bir şekilde bunu bütünleştirelim istiyoruz. Biraz da bu bölgede pansiyonculuğu geliştirelim istiyoruz. Çünkü turizmin bir tarafı da konaklama kısmıdır. Konaklama ve yeme içme standartını sağlayamazsanız turist bu bölgeye gelmez. Bu bölgede mağarasıyla, manzarasıyla, Badıllı ve Gölyazısıyla bir bütün olarak düşünürsek bu bölgede yeme içme standartını yükseltmek, konaklama standartını yükseltmek lazım. Tabii konaklama standartını nasıl yükseltiriz? İşte orada da burada gördüğümüz kadarıyla bir okulumuz da var. Buraya biraz yatırım yapacağız. Oradaki kiracı arkadaşımız orayı boşalttığı zaman orada bir yatırım yapacağız. Oradan kalmayacak bu iş. Bu evler bir süre sonra, belki birkaç yıl sonra her evde bir pansiyonculuk işletmesi de başlamış olacak. Doğal ortam, otantik ortam, temiz, pırıl pırıl ve aynı zamanda oraya gelecek insanlar kalacak. Hem gözlem evi, hem Badıllı hem de Gölyazı taraflarında bir bütünlük içinde belki gelen turist bir hafta burada kalacak. Nerede kalsın? İşte buradaki pansiyonlarda kalsın. Arzu ediyoruz değerli arkadaşlar. Bugün burada örnek köy kısmının bir tanesi de bu köyümüzü biraz boyama işine gireceğiz. Burada gördüğünüz gibi bütün köyü bir renge toplayacağız. Bu renkte hem buradaki hemşerilerimize sorduk. Biraz da kendi içimizde tartıştık. Ayva köyü en güzel ayva sarısıyla anlatılır dedik. Onun için hep beraber ortak akılla bir ayva sarısına bu tarafı, bu bölgeyi boyamak istedik. Bugün bunun başlangıcını yapacağız. Ekibi komple transfer edebilirim. Sezgin Boya sponsorluğu. Evet, teşekkür ederim. Buyurun başkanım.